Beşiktaş, Sayın Beşiktaş, lütfen genel... Elinden gelse burada dövecek ya. Değerli hareketlere bak ya. Hareketlere bak. Sayın Beşiktaş. Sen beni tehdit edeceksin, ben burada susacağım, öyle mi? Böyle bir şey yok. Bu zat bir terbiye eğitimine alınmalı. Terbiye eğitimi tamamlanıncaya kadar meclis başkanlığı koltuğuna oturmamalı, buna müsaade edilmemeli. İkiyüzlü, sahte siyaset yapmayacaksınız. Genel başkanlarınız da aynı büyük laflar etti. Hatta birinizin genel başkanı sapanla Gazze'ye gidiyordu. Hala buralarda gitmemiş. Buralarda sapanla Gazze'ye gideceğim diyordu. Meclis başkanımızı edep yoksunu olarak ifade etmek açıkça çok ağır bir ifadedir. Onu hedef gösteren hakarettir. Bunu aynen kendisine iade ediyorum. Bizim genel başkanımız da o saygıyı fazlasıyla hak eden bir genel başkanımızdır, liderimizdir. Bu noktada göstermiş olduğunuz tavırların ve söylemiş olduğunuz sözlerin yarın çok daha provokatif, çok daha sıkıntılı bir duruma sebep olabileceğini buradan uyarmak istiyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu noktada yaşanabileceklerden de bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tutmak gibi bir eğilimin içerisinde lütfen olmayın. Sayın Bülbül, provokatif ve sıkıntılı yaşanacak olaylar olabilir. Bundan sakın MHP'yi sorumlu tutmayın. Şu anda da grubun bir kısmı kafa sallıyor. Sorumlu tutmayın dediler. Bu tehdittir. Elinizden geleni ardına koymayın. Tamam mı? Elinizden geleni ardına koymayın. Sayın Beşiktaş, lütfen genel kurmay. Böyle bir şey olur mu ya? Sayın milletvekili. Buradan kürsüye yürüyecek ya. Elinden gelse burada dövecek ya. Değerli hareketlere bak ya. Hareketlere bak. Sayın Beşiktaş. Sen beni tehdit edeceksin, ben burada susacağım, öyle mi? Böyle bir şey yok. Sen kafa salladın. Ben tehdit ediyoruz dediğimizde onayladın. Lütfen Sayın Başkan, tutanaklara geçsin. Tamam mı? Biz MHP'den ya da onun gibi hiçbir ideolojik yaklaşımdan korkmayız. Tamam mı? Ben başta genel başkanlara ilişkin sözümü söyledim. Ama tehdidi de yutmayız. Kim? Peki değerli milletvekilleri, Sayın At, değerli milletvekilim, değerli vekil arkadaş. Sanırım hatırlıyorsunuzdur. En son bu kürsüye çıktığımda birkaç kez sözümü kesmiştiniz ve temiz bir dil kullanmaya davet etmiştiniz beni. Halbuki ben o konuşmam esnasında hiç kimseye hakaret etmemiştim. Hiç kimseye küfür etmemiştim. Ama geçen hafta tam da sizin yerinizde oturan bir zat vardı. Bu zatın kullandığı sözü, davranışlarını nasıl tarif edeyim bilmiyorum. Ben davranışlarını, sözünü izlediğimde, dinlediğimde utandım. Eminim o esnada genel kurulda bulunan bütün milletvekili arkadaşlarımız da utanmıştır. Eminim daha sonra ekranları başında izleyen bütün yurttaşlarımız da bu zatın davranışından utanmıştır. O zatın yeri bu meclis bile değilken halen meclis başkan vekilliği görevini yapmaya devam ediyor. Şunu açık ifade edelim. Meclis başkan vekilliği görevini yapan kişi önce sınırını bilecek. Sonra haddini bilecek. Sonra seviyesini bilecek. Sonra konuştuğu sözü bilecek. O koltukta otururken yapması gereken neyse, görevi neyse onu yapacak. O koltukta otururken kullandığı söz ile seviyesini açık şekilde ortaya koydu. Biz onun seviyesine inmeyeceğiz. Bize oy veren milyonlarca insanın içinden geçen sözü kullanmak isterdim. Ama biz ahlaklı bir mücadele geleğinden geliyoruz. Bu nedenle bu sözü kullanmayacağım. Şimdi benim meclise naçizane bir önerim var. Bu zatın bir terbiye eğitimi alması şart. Öncelikle bu zat bir terbiye eğitimine alınmalı. Terbiye eğitimi tamamlanıncaya kadar meclis başkanlığı koltuğuna oturmamalı, buna müsaade edilmemeli. Meclis bu edep yoksunu ile ilgili
Bugün ne karar alacak bilmiyorum. Ama meclis şunu bilmeli, meclis yönetimi şunu bilmeli. O zat burada hiçbir şey olmamış gibi gelip bu mecliste meclis başkan vekilliği görevini yapamayacak. Şimdiden söylemiş olalım. Sonra duymadık, bilmiyoruz, haberimiz yok demesin kimse. Kalkınma için altını çizeyim. İkiyüzlü, sahte siyaset yapmayacaksınız. Neden? Mesela geçen hafta burada Gazze için büyük büyük laflar ettiniz. Genel başkanlarınız da aynı büyük laflar etti. Hatta birinizin genel başkanı Sapan'la Gazze'ye gidiyordu. Hala buralarda gitmemiş. Buralarda Sapan'la Gazze'ye gideceğim diyordu. Peki Gazze için dinlemeyi öğrenin önce. Sakin. Terbiyesiz sensin. İade ediyorum. Genel başkanınızın sözlerini söylüyorum. Genel kurula saygılı bir dille hitap edin. Gazze için biz bir dil kullanın. Sayın başkan. Ama bakın siz ağzınızdan çıkanı sayın başkan, duysun. Aynısını yaptınız. Genel kur öyle değil. Bir şey bak, söyleyeceğim. Bana hitap ediyorsun. Bana hangi dille hitap edilirse aynı dille cevap veriyor. Sen hakaret yapıyorsun. Buna hakkın yok. Gazze için somut ne yaptınız? Dinlemeyi öğrenin. Ağrınıza gidiyor. Doğruları duymaktan rahatsızsınız. Doğruları duymak batıyor size. Bu nedenle hoplayıp zıplıyorsunuz. Bir bekleyin, bitireyim. Sakin, relax. Sayın Hatip, genel Sayın kurula hitap edin. Genel kurula hitap edin. Bakın, duyuyor musunuz Sayın ben Başkan? Ben duyuyorum, sizi de duyuyorum. Birbirinizle şimdi, karşı münasip bir insanla şimdi, konuşun ve genel kurula hitap edin lütfen. Genel kurula. Sayın Başkan, bu mudur? Meclise layık değil bu mudur? Bak şimdi, bakın be değerli milletvekilleri, Sayın Bülbül, Sayın Hatip lütfen genel kurula hitap edin, lütfen. Ben herkesi birbirine karşı saygın bir dil kullanmaya Sayın davet Başkan. Ediyorum. Sayın Hatip lütfen. Bakın burada bir sürü konuşmalar oldu ve konuşmalar gayet güzel bir ortamda geçti. Gayet bir iki konuşma. Gidiyorum Sayın Başkan. Ama gayet bakın şimdi ortam gerildi. Kendiliğinden mi gerildi? Ortam gelen ben değilim Sayın Başkan. Kim geliyor? Ben değilim Sayın Başkan. Peki ben, genel kurula siz genel ben kurula genel kurula hitap edin. Taksir söyleyin dinlemeyi kurulu. Öğrensinler hitap edeceğim. Evet. Buyurun. Değerli milletvekiller lütfen. Konuşun. Dedim ya. Gerçekleri duymak rahatsız ediyor sizi. Ne kadar bağırsanız, çağırsanız, tehdit de etseniz gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Korkmuyoruz. Sayısal çoğunluğunuza güvenmeyin. Sizden korkmuyoruz. Neden mi sizden korkmuyoruz? Siz bu ülkede ne zaman sıkıştıysanız işte tam da bunu tercih ettiniz. Kaosu tercih ettiniz. Ama şunu söyleyeyim. Geçmişte biz hangi gelenekten geldiğimizi söyleyeyim. Şeyh Said sizlere boyun eğdi mi? Eğmedi. Seyit Rıza sizlere boyun eğdi mi? Eğmedi. Sizlerden korktu mu? Korkmadı. Peki sizin baskılarınız AP Osman Sabri mücadelesinden vazgeçirdi mi? Vazgeçirmedi. Biz de vazgeçmeyeceğiz. Bu şekilde karavanadan tehditleriniz de bizi vazgeçirmez, korkutmaz. Her konuşmasında halk ve millet kelimelerini ağzından düşürmeyen sarayın ampullerinden kısarak tasarrufa başlayabiliriz. Sayın Erdoğan'ın da bu önerimize destek olacağına canı gönülden inanıyorum. Çünkü kendisi ne de olsa yerli ve milli bir lider. Sadece bir günlük harcaması milyonları bulan güvenlik harcamasından eminim gözünü kırpmadan vazgeçecektir. 3 ay sonra Mazlum Kaya'nın beraat kararını getireceğim. Gözünüzün içine sokacağım. Göreceksiniz.
göreceksiniz. Son olarak Sayın Başkan, müdahalelerle sürem kesildi ama bir şey diyemeyeceğim, hakkımı helal edeyim. Sayın Cevdet Yılmaz. Sayın Hatip, lütfen tamamlayalım. Cevdet Yılmaz, Türkçenin zenginliği desteklenecek dedi konuşmasında. Peki Sayın Cevdet Yılmaz, bu ülkenin kadim halkı Kürtlerin dili Kürtçe ne olacak? Bu ülkede yaşayan milyonların diliyle ilgili neden iki kelime kuramadınız? Aynı zamanda sizin kendi ana diliniz, bu ülkede yaşayan bütün halkların, bütün kültürlerin dillerinin zenginleşmesi için gerekli çalışmalar yapılacak ibaresi neden kalkınma planına eklenmedi? Özellikle sizin de ana dilinizin Kürtçe olmasından kaynaklı buna dair iki cümle kurmanızı beklerdim. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hatip konuşmasının başında mecliste bugün başlangıçta usul tartışmasıyla tartıştığımız, ortaya koyduğumuz düşünceleri ve hatta hiç kimseye hedef almadığını ifade ettiğimiz Sayın Meclis Başkan Vekilimizin ifade edilen sözleriyle alakalı olarak grubumuz adına ben net bir ifade kullanmış olmama rağmen bunu anlaşılan kendi üzerine alınmış. Bizim öyle bir kastımız, öyle bir hedef almamız söz konusu değildi. Bunu bir tekrar altını çizmek istiyorum. Fakat bundan dolayı bizim meclis başkanımızı edep yoksunu olarak ifade etmek açıkça çok ağır bir ifadedir. Ona hedef gösteren hakarettir. Bunu aynen kendisine iade ediyorum. Ayrıca bu konuşmayı, dinlediğiniz konuşmayı değerlendirdiğinizde de edeple alakalı olarak aslında kimin bu noktada bir yoksunluk içerisinde olduğunu herhalde çok daha iyi anlamışsınızdır. Anadolu'da siz de çok iyi bilirsiniz. Edeple alakalı çocuklar yetişirken bir sıkıntı içerisine düştüğü zaman, bir yanlış bir şey yaptığı zaman ağzına acı biber sürerler. Şimdi bu konuşmalarınızı genel başkanlarla alakalı, burada genel bir meclisin oturmuş bir teamülü vardır. Genel başkanlarla alakalı genel kurulda konuşulurken dikkat etmek, belli bir saygı sınırları içerisinde kalmak esastır. Bizim genel başkanımız da o saygıyı fazlasıyla hak eden bir genel başkanımızdır, liderimizdir. Bu noktada göstermiş olduğunuz tavırların ve söylemiş olduğunuz sözlerin yarın çok daha provokatif, çok daha sıkıntılı bir duruma sebep olabileceğini buradan uyarmak istiyorum. Bunun altını çizmek istiyorum. Bu noktada yaşanabileceklerden de bundan sonra Milliyetçi Hareket Partisi'ni sorumlu tutmak gibi bir eğilimin içerisinde lütfen olmayın. Sayın Bülbül, lütfen tamamlayın. Buyurun. Biz ısrarla Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde her şeyin tartışılabileceğini, en ağır eleştirilerin dahi yapabileceğini, ancak istihzayla, alay eder gibi veya işte hakarete varacak bir takım tanımlamalarla bu konuşmaların hele hele parti liderleri üzerinden yapılabiliyor olmasının doğurabileceği sakıncaları az çok biliyoruz. Buna bütün partilerin, bütün parti gruplarının riayet etmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bu noktada ben söylediği sözlere cevap niteliğinde bir seviyeye düşmek istemiyorum. Ancak bunun altını çizerek yetinmek istiyorum. Saygılar sunuyorum. Oluşan teamüllere sonuna kadar riayet eden ve bunun için çaba gösteren bir grubuz. Bence bütün gruplar kendi siyasi perspektiflerinden ayrılarak bir an için burada yaptığımız mesaiyi düşünürlerse bu konudaki hassasiyetimizi bilirler. Genel başkanlarla ilgili de tabii ki biz kendi genel başkanlarımıza da, eş genel başkanlarımıza da aynı saygıyı isteriz. Diğer genel başkanlarla ilgili de aynı tutumu gösteririz. Bu konuda bugüne kadar aramızda herhangi bir tartışma da olmamıştır. Tabii şunu da parantez içinde belirteyim. Önceki dönem eş genel başkanımız hala iktidarın rehineleri durumdalar. Onlar siyaseten rehin alındılar. Bu bir. İkincisi, Sayın Bülbül, provokatif ve sıkıntılı yaşanacak olaylar olabilir. Bundan sakın MHP'yi sorumlu tutmayın. Şu anda da grubun bir kısmı kafa sallıyor. Sorumlu tutmayın dediler. Bu tehdittir. Elinizden geleni ardına koymayın. Tamam mı? Elinizden geleni ardına koymayın. Gel bakayım. Gel.
Kimi korkutuyorsun Beşiktaş, sen? Sayın Beşiktaş, lütfen genel kurmayı. Böyle bir şey olur mu ya? Sayın milletvekili. Buradan kürsüye yürüyecek ya. Elinden gelse burada dövecek ya. Değerli hareketlere bak ya. Hareketlere bak. Sayın sen Beşiktaş. Beni tehdit edeceksin. Ben burada susacağım öyle mi? Böyle bir şey yok. Sen kafa salladın. Ben tehdit ediyoruz dediğimizde onayladın. Lütfen Sayın Başkan tutanaklara geçsin. Tamam mı? Biz MHP'den ya da onun gibi hiçbir ideolojik yaklaşımdan korkmayız. Tamam mı? Ben başta genel başkanlara ilişkin sözümü söyledim. Ama tehdidi de yutmayız. Kim? Peki değerli milletvekilleri, Sayın At, değerli milletvekilim, değerli vekil arkadaş, değerli vekiller, değerli milletvekilim, lütfen birbirimizle konuşmayalım. Hatibi dinleyelim lütfen. Sayın Hatip lütfen siz genel kurula hitap edin yoksa kesilmeyecek. Siz Sayın buyurun. Başkan buyurun. Şu anda gelin. Önde oturan vekili biraz sonra ismini tespit edeceğim. Ama genel kurul salonunda tehdit ediyorsunuz dediğimizde vücut diliyle kafasını sallayarak onaylamıştır. Evet tehdit ediyoruz dedi. Bizim korumamız yok. Üstümüzde silahımız yok. Her yerde dolaşıyoruz. Buyurun gelin. Bir kadın olarak bunu söylüyorum tamam mı? Sizden korkmuyoruz. Onlar silahla dolaşıyor da onu biliyorum. Bellerinde silahlarla dolaşıyorlar. Bu konuda bizim sicilimiz de, tarihimiz de, geçmişimiz de ortadadır. Ne kimseyi tehdit ederiz, ne tehdide papuç bırakırız. Sizin talimat vereceğiniz insanların tehdidini de peki Sayın Bey, senin sicilin ortada. Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Senin sicilin ortada. Lütfen karşılıklı konuşmayalım. Burada tehdit edersen sayın cevabını Hatip. Alırsın. Sayın Hatip. Milletvekiliysen milletvekili gibi konuş. Milletvekili gibi konuş. Efendim lütfen genel kurula hitap edin Sayın Beşiktaş. Karşılıklı değerli arkadaşlar. Karşılıklı bir diyalog usulümüz yok. Lütfen Hatip genel kurula hitap etsin. Zaten Sayın Grup Başkan Vekili söz talebinde bulundu. O sizin adınıza gereken cevabı verecektir. Buyurun. Lütfen tamamlayın. Sayın Başkan ben başta sözlerimi söyledim ama gruptan bu konuda özellikle provokatif, tahrik edici bir tutumla aslında bizim geri adım atmamız isteniyor. Bunu görmeyecekler. Biz yaşadığımız müddetçe asla düşüncelerimizden, siyasetimizden geri adım atmayacağız. Çünkü biz haklı bir noktadayız. Biz bu ülkede barışı, kardeşliği, eşitliği savunuyoruz ya. Neden korkacağız biz? Neden korkacağız? Böyle bir korkumuz yok. Ama belli ki özellikle önde oturan vekil ve arkasındaki biri Baki Aksoy galiba. Onları biliyorum. Burada benim gözümün içine baka baka tehdidi onayladı. Bu da tutanaklara geçsin. Ama yine söylüyorum elinizden geleni ardına koymayın. Peki. Sayın Bülbül buyurun. Sayın Bülbül açın sesi. Ben buyurun dedim. Sayın Başkanım. Şimdi aslında altını çizmek istediğim bir husus var. Burada ortaya çıkan tartışma ne bir düşünce ne bir siyasi anlayışın ifade edilmesi sonrasında çıkmıştır. Öyle bir şey yok. Ortaya çıkan tartışma bizim ahlaki sınırları aştığını düşündüğümüz ve Sayın Genel Başkanımıza ki her partinin bu noktadaki hassasiyeti yüksektir. Bizim de bu noktadaki takdir edersiniz ki hassasiyetimiz yüksektir. Genel Başkanımız bizim namusumuzdur. Bu noktada ortaya koyduğumuz tavır şudur. Bunun bir provokasyon içerdiğini ifade ettim kürsüde. Bu yöndeki kışkırtmaların devam etmesi halinde bir takım sıkıntılı şeyler meydana gelebilir ki bunlar meclis tarihinde onlarca yüzlerce sefer olmuştur. Bunlar olmasın diye ben bunların altını çizdim. Gayet sakin ve seviyeli bir konuşma yapma gayreti içinde oldum. Yine aynı şekilde altını çizdiğimiz hususu bir tehdit olarak algılamak çok ileri ve... Evet lütfen tamamlayın Sayın Bülbül. Çok ileri ve zorlama bir yorumdur. Biz aksine böyle şeyler meydana gelmesin, bunların önüne geçilsin diye bir takım şeyleri ifade ediyoruz. Yoksa tehdit etmek için onlarca yüzlerce yol var. Ben kalkıp da bu kadar dolambaçlı bir yol tercih etmem. Ama burası onun yeri değil. Biz Milliyetçi Hareket Partisi grubu olarak diyoruz ki bu provokatif şeylerden kaçınmak lazım. Her partinin biz de dahil olmak üzere kaçınmamız lazım. Benim söylediğim bu.
Yanda milletvekilimizin tasdik ettiği hususta provokasyona yarın sebep olur denildiği zaman kafasını sallayarak evet provokasyona sebep olur. Bu tür şeyler kıvılcım atmaktır. Bu ateşe körükle gitmektir. Dolayısıyla bunlar olmasın diye biz mücadele veriyoruz. İfadelerimizin özü budur. Başka şekilde değerlendirilmesini de asla kabul etmiyoruz. Efendim, tehdidinizden korkan sizin gibi olsun. Hadi gelin buradayız falan. Bu tür konuşmaları... Lütfen tamamlayalım. Açalım. AK Parti Grup Başkan Vekilimizin dediği gibi genel kurulun mehabetine biz yakıştıramıyoruz. Bu noktada ifade ettiğimiz hususlar çok basit ve nettir. Genel başkanlarımızı siyasi olarak her şeyi konuşabiliriz, ağır eleştiriler de dahil. Ancak şahsileştirmek, genel başkanlarımıza veya herhangi bir şahsiyatla uğraşmak zaten iç düğümüzümüz gereğince yasaktır. Bu noktada bu hususlara dikkat edilmesini talep etmek çok doğaldır, hukukidir ve meşrudur. Bunu ifade ettim. Teşekkür ederim. Peki, çok teşekkür ederim. Sayın Beşiktaş, buyurun. Sayın Başkan, şöyle söyleyeyim. Yani tehdit etmediğini izah ederken de üç dörtlü tehdit ediyor. Tehdit nasıl olur bilmiyorum. 25 yıl ceza avukatlığı yaptım ya. Eminim o da iyi biliyordur. Cümle aynen şu. Bütün milletvekillerinin takdirine sunuyorum ve halkın. Provokatif ve sıkıntılı yaşanacak olaylar yaşanabilir. Bundan MHP'yi sorumlu tutmayın diyerek devam etti. Bu kendi kitlesine çağrıdır ya. Ben burada ne mutlu insanım diyene dediğim için aylarca ülke ocakları tarafından tehdit edildim ya. Binlerce mesaj kutumda mesaj var. Böyle bir şey olabilir mi? Yani bu konuda tehdit umurumuzda değil. Bunu açıkça üstlensinler. Üstlensinler ya. Evet tehdit ediyoruz desinler. Yani bu yapmadıkları bir şey değil. Sayın Beşiktaş. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir de diğer mesele, Sayın Başkan, tutanaklar çıkacak. Çorum milletvekili. Tamamlayalım. Lütfen tamamlayalım. Sayın Başkan, ben özellikle MHP sıralarına döndüğüm sırada genel başkanlarla ilgili sözü söyledim. Tutumumuzu söyledim. Ve sonra tehdidi söyler söylemez evet diyerek, yani artık vücut diliyle gayet iyi bir şekilde onayladı. Bu da tutanaklara geçsin. Bu da tutanaklara geçsin. Ve şunu söyleyeyim. Burada temiz dilden temiz dil nutku verenler önce kendilerine baksınlar. Kimse bize temiz dil nutku veremez. Peki, teşekkür ederim. Sayın Bülbül, buyurun. Buyurun. Açalım sesi. Sayın Bülbül, buyurun. Biz buna değinmedik de. Yani Sayın Celal Adan yönetime geleceği zaman görürsünüz açıklamasını yapmak asıl tehditti de ne yapılacağını o gün anlayamadım mesela ben. Şimdi sorsam ne yapacaksınız desem onun da ucu açık. Ama buraya girme şeyi bile göstermedik biz. O konuşmanın içerisinde, şu konuştuklarımızın içerisinde bir tane tehdit varsa aslında oydu tehdit olan ama biz bunlara girmedik. Genel bir şeyden bahsettik. Bu işin adabından bahsettik. Başka bir niyetimiz yoktu. Çok zorlama bir yorum oldu. Teşekkür ederim. Evet. Değerli milletvekilleri, Sayın Beşiktaş, meram anlaşıldı. Şimdi değerli milletvekilleri, değerli milletvekili arkadaşlar, konu huzura kavuştu. Herkes söyleyeceklerini söyledi. Sizler şahit oldunuz. Tutanaklara geçti. Meram da anlaşıldı. Ancak bu vesileyle şunu izninizle ifade etmek istiyorum. Meclisin verimli çalışması ve milletimiz için daha yararlı olabilmesi için böylesine tartışmalardan meclisi uzak tutmak bizim asli görevlerimizdir. O yüzden Sayın Genel Başkanlarla ilgili birbirimizle alakalı şahsiyet yapmadan, lekelemeden, çirkin söz söylemeden konuşmak bizim saygınlığımızı artırır, bizi yüceltir, bizi daha güçlü kılar. Güzel bir dille daha güçlü olmak varken kötü bir dille birbirimizi yıpratmamız hepimize büyük zarar vermektedir. Bakın şurada yaklaşık 15 dakika oldu. Yazık, milletimize de yazık, meclisimize de yazık. Bir gereksiz tartışmayla geçirdik. Buna izin vermeyelim. Meclisimizin mehabetini korumak başkanlık divanının görevi olduğu kadar her bir milletvekilimizin de asli görevi olduğunu ifade ediyor. Ve şimdi Cumhuriyet Halk Partisi grubu adına